Sinancığım, bu saatteki ziyaretiniz acaba ne boşluyuz? Siz onu pencerenize sorun. Dün mekanımızı dağıtmışlar. Aa! Doğru mu çocuklar? Aa! Hayır hocam, biz bütün gün burada çalıştık. İftira atıyorlar. Aa! İftira mı? Ne kadar ayıp. İftira falan değil. Adım gibi eminim onlar yaptı. Çok geçmiş olsun. Çok üzüldük ama bunu pençenin yaptığına dair bir kanıtınız var mı acaba? Ben de öyle düşünmüştüm. Siz yaptınız. Bu kasabadaki tüm çocukları kendinize benzettiniz. Her pisliğin altından pençe çıktı. Kanıtımız bu. Bedelini ödeyeceksiniz. Asıl siz iftiranın bedelini ödeyeceksiniz. Hem de boş tehditle değil. Sizi düelloya davet ediyoruz. Günaydın. Günaydın. İskender ne oldu? Ya ne olur olmadı de. Bak İskender, daha bir gün dinlenmedik kardeşim. Bana aksiyon var deme. Sinan ve Asya telefonlarına cevap vermiyor. Olan bu. Ben de aradım. Açmıyorlar. Biz de kulübe geldiler sanmıştık. Nerede ki bunlar? Pençede. Ya ne oluyor yine ya? Buranın pis havası ciğerlerimize sinmeden bitirelim şu işi. Savaş meydanı atmosferi minik çekirgelerin ciğerlerine ağır geldi galiba. Kurtlar puslu havayı sever ama burası biraz kokuşmuş tatlım. Haklısın. Siz kapıdan girdikten sonra ortamın havası birden bozuldu. Sessizlik! Bu bir çene düellosu değil. Hünerlerinizi dövüşte gösterin. Aynen sevgiliye. Ayrıca bu hocalarınızın gözetiminde centilmence bir müsabaka olacak. Sokak dövüşü değil. Resmi kurallar geçerlidir. Kural mural yok. Bam bam bam. Az laf, çok iş. Başlayın. En iyi vuruşun bu mu? Hayır. Bu. Yeter. En iyi hareketini yapsın Cem. Ama İskender, bunun adaletli bir müsabaka olmadığı aşikar. Ama kendileri istediler.
Müsabaka istiyorsanız hocamızla konuşacaksınız. Gidelim mi? Bu iş burada bitmedi. Hesaplaşacağız. Bu yaptığınızı ödeyeceksiniz. Sinan, hadi. Dayı! Ofis!